Şimdi bir parantezi daha biraz daha açmak istiyorum Erdoğan Bayraktar dosyasıyla ilgili olarak. Nasıl tekrar gündeme geldi 17-25 soruşturmaları? Bir süredir Erdoğan Bayraktar Twitter hesabında AKP'ye yönelik bir takım eleştirilerde bulunuyordu ve çok anlamlı mesajlar veriyordu. Ben kendisini takip ediyorum, kendisi de beni takip ediyor Twitter üzerinden. Dolayısıyla düzenli olarak okuyorum yaptığı paylaşımları. Ve 17-25 Aralık soruşturmaları da şöyle gündeme geldi. Altan Sancar gazeteci meslektaşımız kendisini arıyor. Ve o diyor ki Bayraktar telefon konuşmasında kendisine, dosyamda ne varsa A'dan Z'ye doğrudur diyor. Bu ne demek? Yani bizi içine attıkları hikaye doğruydu ama kimse bununla ilgili bir soruşturma açmadı demek. Gene o gün NTV ekranında söylediği ve derhal yayından alındığı ne yaptıysak talimatla yaptık. Herkesin, bütün kurumların ve bütün yetkililerin en üstten en alta kadar bilgisi dahilinde yaptık demişti, hatırlayacaksınız. Peki sonra ne oldu? Yani bu süreçten sonra ne oldu? Önce Oda TV ve Barış Pehlivan Cemil Çiçek'le konuşmuş. Çünkü hatırlayacaksınız o dönemde Cemil Çiçek meclis başkanıydı. Ve meclis başkanlığı olduğu sürede de bu yargılamalarla, daha doğrusu bu oylama süreciyle ilgili çok kritik bir isimdi. Diyor ki Cemil Çiçek, önce neden Cemil Çiçek'e gidilmiş onu hatırlatalım. Eski Bakan Bayraktar şöyle diyor, benim çocuklarımdan tutuklanan olmadı. Demin Timur anlattı ya, oğlunun ismi geçiyordu. Benim dosyamdan kimse tutuklanmadı. Dosyamda Cemil Çiçek yalvardı onlara. Çiçek de beni sevmez Erdoğan'ın adamı olduğum için. Çiçek, Erdoğan dosyasını buna sokmayın, bu ayıptır. Onların dosyası başka, bunun dosyası başka dedi. Ama beni de o dosyanın içine soktular. Ben kimseye bir şey demiyorum. Kimde hakkım varsa helal olsun ifadelerini kullandı. Yani ne diyor Bayraktar? Cemil Çiçek beni sevmez ama buna rağmen teslim etti diyor. Doğru mu anlıyoruz Timur? Buna rağmen evet, aynen. Teslim etti diyor. Ya şöyle bir durum var. Yani Erdoğan Bayraktar'ın bir derdi var uzun süredir. Ve bu çok anlaşılabilir de bir dert. Şimdi meblağ olarak baktığımızda, yani para olarak baktığımızda bu soruşturmadaki suçlamalar da çok büyük yolsuzluklara dair iddialar. Yani büyük inşaat rantları söz konusu. Ama şimdi şöyle bir durumda söz konusu. Şimdi Muammer Güler'in oğlu eve operasyon yapıldığında evde para sayma makineleri ve çok sayıda para ele geçirildi. Ve Egemen Bağış da aynı şekilde yani görüntüler, tapeler, yani bu paranın götürülmesi, Reza Zarrab'dan onunla ilgili çok fazla veri vardı. Yani Muammer Güler'in ya önüne yatarım, korurum sözleri vardı. Hatta bakın o kadar enteresandı ki o dönem. Takip ediliyor. Sanırım Muammer Güler'in oğluydu. Babasını arıyor. Baba bizi takip ediyor birileri diyor. Yani bunlar o zaman polisler. Başka bir polis birimi gönderiliyordu. O takip yapılıyordu. Yani deşifre ediliyordu. Başka bir polis aracı geliyor. Gerçekten başka bir polis aracı, siz neyi takip ediyorsunuz diyor. Farklı birimlerden onları ortaya çıkartıyorlardı. Zafer Çağlayan'ın saati, yani bir evden 2-3 ev alabileceğiniz parayla saat alınmıştı. Hatırlarsanız peçeteye Reza Zarrab saati gönderdik diye şey yazmıştı. Yani o artık o kadar yüzsüzlüğe vurulmuştu olay. Ya onu bırakın, Reza Zarrab ATV'de arkasında Türk bayrağıyla biz bu ülkenin cari açığını kapatıyoruz diye açıklama yapmıştı. Şimdi bunlar işte aynı zamanda Zafer Çağlayan'ın tapeleri filan. Şimdi onlarla kıyasladığınızda uzun süredir bunu anlatmaya çalışıyor. Bütün ara ara böyle tweetler atarak Erdoğan Bayraktar ya diyor, onlardan değilim ben. Yani 4 bakan diyorsunuz. Ben o 4 bakanlar gibi değilimi anlatmaya çalışıyor. Ama bu zaten en son açıklamalarındaki ana nokta da o. Diyor ki Erdoğan beni hırsızlarla aynı çuvala koydu. Ve beni attı diyor. Şimdi bunda tabii Erdoğan Bayraktar'ın siyasetten çok pasifize edilmiş olması, gönderilmiş olmasının gücenme hali de var belli ki bunda. Bir de tabii şey var, yani orada şunu da diyor, 1,5 yıldır Erdoğan'la görüşmedik diyor. Yani 1,5 yıldır da Erdoğan onunla görüşmemiş. Artık siyasi bir beklentisi de kalmamış ve o zaman çok net bir durum vardır. Her zaman bu böyledir. Siz bu dosyaları Yüce Divan'a götürmediniz, yargılatmadınız. Yolsuzluk, ülkede yolsuzluğun, cezasızlığının kapısını açtınız yıllardır. Ve şimdi o da ve bir aklanma şansı da yani ve diğerlerinden kendini ayırabileceği bir yargılama dönemi de olmadı. Şimdi o diyor ki ben bunlar gibi değilim ve ben tarihi o dört bakan arasında geçmek istemiyorum diyor ve bunu sürekli alttan alta, hatta böyle Eylül'deydi sanırım, Ocak'ta yine yaptı. Yolsuzluklarla ilgili, rüşvetle ilgili böyle paylaşımlar yapıyor sürekli. Bunlar yani nasıl engellenir, nasıl şey yapılır? Bakarsan iade itibar istiyor. Hatta bence kesin. Bir soruşturma istiyor. Yani yapasın bu soruşturma. Ak koyun, kara koyun. Kim ne yapmış ortaya çıksın. Biz de anlatalım. Bilgisiyle, belgesiyle, tutanağıyla ortaya koyalım. Böylece yani aklanan aklansın. Yargı sürecinde ceza alacak, hüküm yiyecek olan da yesin diyor yani. Benim anladığım bu. Ya onu diyor ama onun bir yan etkisi var. İşte onu derken bir yan bir durum var. Aslında bütün onu da şey yapan ve bütün gelecekte böyle işlere girecek olanlara da gözdağı olması gereken bir durum var. Diyor ki Erdoğan'ın talimatıyla yaptı. Şimdi kupon arazi konuşmalarını hatırlayalım. Tapelerde o kupon araziyle ilgili telefon konuşmaları, Erdoğan'ın olduğu söylenen konuşmaları hatırlayalım. Yani şimdi o diyor ki ben yapmadım diyor. Yani ben diyor bütün bunların talimatla yaptım diyor. Şimdi o ölçüde anladığımız kadarıyla o kendini o diğer dört bakandan ayırıp aynı senin dediğin gibi iade itibar o şey yapmak istiyor, sağlamak istiyor. Bunun hamlelerini yapıyor ama aynı biraz önce dediğin gibi Cemil Çiçek de onu vurguluyor zaten. Cemil Çiçek de diyor ki ya bunlar yargılanmalıydı Yüce Divan'da. Yargılandığı zaman aynı senin dediğin gibi işte ak koyun, kara koyun belli olacak ve bunun üzerinden bir sonuca gidilecekti. Ama ona gidilmeyince ne oldu? Bakın hep öyle diyoruz. 17-25 Aralık'ta oldu da ne oldu? Aradan bu kadar zaman geçti falan. Ama peşini bırakmıyor işte. Yani siz bunlarla ilgili bu orada asılı duruyor her zaman herkesin tepesinde. Örneğin Egemen Bağış'ta Prag'da büyükelçi. Ya akıl alır gibi değil. Akıl alır gibi değil. Yani büyükelçi demek senin bayrağını temsil edecek insan demek. Senin ülkeni orada temsil edecek insan demek. Onun için çok önemlidir bu karakterler. Yani bir ülkenin duruşudur bu karakterler. Bilmiyor musun Timur, Reza Zarrab şimdi itirafçı oldu ve Türkiye aleyhine neler anlatıyor, neler konuşuyor. Burada aklandı patlandı yani. Güzelim Türk bayrağının önüne oturtuldu. Sonra A Haber kayıtları yok etti biliyorsun. Ne Twitter'da, tabii, ne Facebook'ta, ne kendi dijital arşivlerinde, hiçbir yerde yok. Bu yayını yaptılar ya. Dehşetle izlemedik mi? Yani neler oldu neler. Neyse şimdi peki bugün ne oldu? Onu hatırlayalım. Cemil Çiçek Oda TV'ye ve Barış Pehlivan'a konuşuyor ve diyor ki Erdoğan Bayraktar'ın ne söylediği beni ilgilendirmiyor. Ben hukuk ne diyorsa onu yaptım diyor. Soruşturma önergesi dört bakan birlikte verilmişti. Erdoğan Bayraktar'a yöneltilen suç isnadı ile diğer üçüne atfedilen suç isnadının alakası yoktu diyor. Yani ben diyor Erdoğan Bayraktar'ı severim sevmem o ayrı konu. Ben hukuka baktım, dosyaya baktım. Diğer üç bakana isnat edilen suçlarla Bayraktar'a isnat edilen suçlar arasında bir fark gördüm. Ben de usul yönünden itiraz ettim. Üç bakan Rıza Zarrab'la alakalı rüşvet suçlamalarıyla gündeme gelirken Bayraktar'ın dosyası farklıydı. Soruşturma önergesi verilecekse Erdoğan Bayraktar için ayrı bir soruşturma önergesi açılmalı. Üç bakan ayrı bir soruşturma önergesi üzerinden ilerlemeliydi. İç tüzük gereği ben bunu söyledim diyor Cemil Çiçek. Kendisi de bir anayasa hukukçusu. Dolayısıyla diyor ben meclis başkanı olarak görevimi yaptım diyor. Asıl diyor buradaki soru şu diyor. Önerge aradan 3 ay geçtikten sonra gelebildi. Muhalefet bir türlü bu önergeyi meclise getirmedi. Kayıtlar bunu söylüyor diyor. Zannediyorum süreci 17 Mart'ta bizzat Mustafa Elisaş başlattı diyor. O da tabii ki yargılanmaları ya da Yüce Divan üzerinden eğer geleceklerse aklanıp gelmeleri isteğiyle. Neden bu muhalefet bu konuda kılını bile kıpırdatmadı diye soruyor Cemil Çiçek. Hadi buyurun bakalım. Şimdi yani o kadar enteresan bir dönemdeyiz ki bir yandan işte devri sabık olmasın, öyle olmasın, böyle olmasın, böyle ürkek ürkek siyasi mesajlar veriliyor. Bir yandan da ama o günlere dair bütün dosyalar anlaşılan tek tek açılacak gibi gözüküyor. Cemil Çiçek meselesiyle ilgili son olarak şunu sormak istiyorum. İnsanlar şöyle bir yorum yaptılar Timur. Dediler ki Sadık Soylu bağlantısı nedeniyle ve aynı zamanda da Erdoğan Bayraktar Sayın Süleyman Soylu'nun da hemşerisi tabii. Yani memleketlisi. Ve Sadık Soylu bağı nedeniyle belki o bağı tekrar hatırlatmakta fayda var. Yani bu açıklamaları bugün yapmasının. Çünkü bir de soru şu. Erdoğan Bayraktar niye bugün konuşuyor? Sustu da niye bugün konuşuyor? Yani iklim mi müsait, ne müsait, ya da birisi ona ya abi sen konuş biz arkamdan geliyoruz mu dedi, ya da AK Parti'nin içindeki siyasi kliklerin bir çatışmasının tezahürü olarak mı bu cümleler söylendi? Yani niye bugün konuşuyor? Bir bunu değerlendirmeni rica edeceğim. Bir de tabii son durumu aktaralım, bugün ne olduğunu aktaralım. Bugün bir geri adım attı Erdoğan Bayraktar. Bir mesaj paylaştı kendi Twitter adresinden. Son bir mesaj. Onu galiba göndermiş miydim Fatih'e bilmiyorum ama şuradan hemen okuyun kendi sayfamda. Yani demeye getiriyor ki Erdoğan Bayraktar bu son mesajında, bir saniye. Benim dosyam boştu aslında. Yani benim dosyamda hiçbir suç unsuru yoktu diyor. Aynen öyle diyor. Mesajın tamamını okuyayım. Tapeleri ve teknik takip tutanaklarını tarafsız gözle okuyan herkes dosyanın ne kadar boş olduğunu ve ne kadar zalimce hazırlandığını anlayacaktır. Bu dosyalar üzerinden sanki içi doluymuş gibi siyaset yapanlar da hazırlayanlar kadar zalimlik yapmaktadır diyor. Bu tweetin bir de enteresan bir tarafı var. Altında konum paylaşmış ya da kendiliğinden mi gözüküyor acaba Twitter'da? Evet doğru ya, Sedat Peker de o yüzden konumu belli olmasın diye başkası yazıyor ve tweetlerini. Kırklareli merkez, Kırklareli konumunda. Nerede Erdoğan Bayraktar? Uzunca bir süredir Kırklareli'nde bir hayvancılık, tarım hayvancılık çiftliği kuruyor. Anlaşılan şu anda da gene oralarda. Ne diyorsun Timur? Neden şimdi konuşuyor? Ya birincisi şu ihtimal. Şimdi AKP tarihin en zor dönemini yaşıyor. Yani kamuoyu yoklamaları da onu gösteriyor. Bir ucube bir sistem inşa ettiler. O ucube sistem kendini de yok ediyor. Yani artık bütün kontrol kaybedilmiş bir yani böyle şey düşünün, işte yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla mücadele edeceğiz diye iktidara gelip daha sonra her türlü yolsuzluğun, feci yoksulluğun, her geçen gün artan yoksulluğun ve devasa bir yasaklar ülkesinin mimarı oldular. Yani bu şimdi orada zaten eleştiriyle başlıyor konuşması da, Erdoğan Bayraktar'ın da açıklamaları. Diyor ki ya artık yağcılık dönemi de bitti. Yani artık şey dönemi başladı diyor, şebeklik dönemi başladı diyor. Daha önce de buna dair böyle şebeklik dönemi diyerek atıfları olmuştu. Şimdi herkes bir anlamda şeyi de görüyor. Yani bir güçten düşme hali var. Bu bir refleks de olarak doğurur. Yani azaldıkça o güç aykırı sesler de artar veya geçmiş hesaplaşmaları artar. Birinci olasılık olarak bunu aklımızda tutalım. İkinci olasılık şöyle bir durum var. Yani bunu da bir teori olarak anlatıyorlar. Yani ne kadar katılırız, ne kadar katılmayız bilmiyorum ama uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Şöyle bir gerçek var. Yani sonuçta uzun bir siyasi geçmişi var Erdoğan Bayraktar'ın. Kiptaş müdürüydü 90'lı yılların sonlarına kadar. Ondan sonra TOKİ genel müdürü oldu. TOKİ genel müdürlüğünden bakanlığa geçti ve bütün bu süreç boyunca danışmanı Sedat Peker'in ifşalarıyla da gündeme gelen Süleyman Soylu'nun kuzeni Sadık Soylu'ydu. Yani Kiptaş'ta da danışmanı o, TOKİ'deyken de danışmanı o, bakan olduğunda da danışmanı o. Hatta bu 17 Aralık operasyonundan sonra telefonla arayıp evden çıkıp bakanlıkta buluşalım dediği kişi de Sadık Soylu. Şimdi bu Sadık Soylu ile bu yakın ilişkisi birilerince şöyle yorumlanıyor. İşte Süleyman Soylu cephesi de iktidara yönelik bir hamle mi yapıyor? Erdoğan Bayraktar da onlarla mı birlikte hareket ediyor? Ya bunlar teori. Yani teori, yani gerçekten teori. Yani bunun yani doğruluğunu ölçebilecek bir mekanizmamız yok. Bir delil olmadığı sürece elimizde bu öyle mi diyemeyiz. Yani var aslında elimizde tek bir mekanizma var ama o senelerdir kadük hale getirildiği için problem yaşıyoruz. Aslında şöyle bir mekanizma. Erdoğan Bayraktar'ı yayına çağırırsın, o da gelir. Tabii. Sen de gazeteci olarak objektif, efendi gibi sakin sakin kamusal sorumluluğun adını, sorularını sorarsın. O da yanıtlarını verir. Beyan esastır o yanıtlarda. Kesinlikle. Da. Yani adamı karşımıza alıp da yani herhangi bir konuyu bir savcı gibi, efendim bir mafya babası gibi falan yargılayacak halimiz yok. İnsan gibi. Yok, gazeteciyiz zaten. Ya hayır, çünkü bir de öyle bir beklenti var ya Özlem. Tabii canım, insanlar gazetecilerden yargıç olmasını falan bekliyor yani. Demediniz. Evet, bizden hem işveren, işte işkur, hem yargıç, hem her şey falan olmamızı bekliyorlar ya. Yani çünkü o çok acayip zamanlardan geçtiğimiz için Türkiye'de. Evet, kesinlikle. Bu mekanizma çalışmadığı için bir şey oluyor. O olan bir şey üzerinden işte en fazla bir telefon demeci alabiliyoruz, bir şey alabiliyoruz. Onun üzerinden de konuşuyoruz. Yani mesela Kemal Albayrak, biliyorsun AK Parti'nin kurucularından. Mesela Fuat Geçen vardı. Ben bu aralar onu bir arasam diye düşünüyorum. O da tıpkı Turhan Çömez gibi, Abdülkadir Şener gibi, Abdüllatif Şener gibi ilk dönemlerinde bırakıp gitmiş AK Parti'yi bu yolsuzluk dosyaları, iddiaları nedeniyle isimlerden biridir Fuat Geçen. Mesela onun gibi insanlar acaba daha fazla konuşacak mı? Kemal Albayrak bir açıklama yaptı biliyorsun. Dedi ki AK Parti'nin içindeki AK Partilerin %90'ı itirafçı olacak dedi. Ne demek? Yani iklim değiştiği gün herkes her şeyi anlatmaya başlayacak demek. Ben mesela merak ediyorum, neden Sayın Davutoğlu, neden Sayın Babacan ya da o dönem bütün bu yaşananlara şahit olmuş muhalefet isimleri neden anlatmıyorlar, neden konuşmuyorlar? Ya neden... Özlem bir de anlatsalar da şöyle bir durum var. Ya hepiniz oradaydınız. Yani bu ya mazereti olacak bir şey de değil. Yani ülkede ne yaptık? Yani ülkedeki siyasal İslamcı siyasetin bir özelliği zaten bu. Yani en uç nokta bile kabullenilebilir oluyor. Yani en uç nokta bile. Ya normalde böyle bir skandal ortaya döküldüğünde evet, yani FETÖ'cülerle mücadele edeceksin tabii. Elbette FETÖ'cüleri bitireceksin. Elbette FETÖ'yle mücadele çok esas. Bu ülke için çok önemli bir şey. Ama gidip mecliste gülerek böyle ha 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 diye oy atmalar. Ya insan, ya ben bir kamuoyu şirketinin, yani ismini açıklayamayacağım çünkü künyesine de sahip değilim. Yayınladıkları da bir açıklama değil. Ama böyle kulaktan kulağa çok da saygın bir araştırma şirketi sonuçları. Ya ülkenin %85'i diyor ki evet FETÖ'cüler yaptı operasyonu ama hırsızlıklar, yolsuzluklar doğruydu diyor. Yani katılan, ya bütün ülke farkında. Bütün ülkenin öyle bir şeyi var. Ama işte bunun böyle yok üstünü kapatalım, üstünü örtelim de sonra şey yapsın falan, öyle bir şey olmuyor. O bir süre sonra ülkenin kökünü çürütüyor. Ve bu süreç yaşandı. Şimdi niye konuşuyorlar? Konuşuyorlar çünkü artık Cemil Çiçek orada değil miydi? Meclis başkanı değil miydi? Yani bizim elimizden bir şey gelmedi. Yok Babacan, yok Davutoğlu falan. Ya hepiniz orada biliyordunuz bu gerçekleri. Hatta biz bilmeden biliyordunuz. Şimdi de AKP'nin içinde dünya kadar öyle insan var. Ve o dünya kadar... Melik Karaca bak ne diyor? Cemil Çiçek ne demiş diyor? Yayının herhalde şu anına bağlandı. Evet. Hemen cevabını verelim. Şöyle diyor Cemil Çiçek, hatırlatalım. Bu dosyalar Yüce Divan'a gitmeliydi. Kendisi o dönem meclis başkanı biliyorsunuz Sayın Çiçek. Gitseydi ve bir karar çıksaydı bugün bunlar konuşulmazdı. AK Parti'nin içinde Timur da anlattı. O dönem bu dosyalar mutlaka Yüce Divan'a gitmeliyi savunan bir grup vardı. Güçlü bir grup vardı. Yüce Divan'da müsbet ya da menfi bir karar çıkacaktı ve daha sağlıklı sonuçlanacaktı süreç. Ama burada bir nokta daha tartışmalı diyor Cemil Çiçek. O da şu ki muhalefetin bile neden aylar sonra ancak Mart 2014'te bu konuyla ilgili bir soruşturma önergesi verdiğidir diyor. Yani bu tartışmaları daha çok yapıyoruz Türkiye'de arkadaşlar. Sadece 17-25 sürecine ilişkin falan değil. 20 yıl devlette hiçbir bilgi, belge, tutanak kalmaz. Onu bir kere söyleyelim, kayda geçirelim. O yüzden biz daha bu meseleleri çok uzun süre konuşacağız gibi geliyor bana. Ama bir tane sorunumuz var. Neden konuşamıyoruz, neden konuşulmuyorla ilgili bir sorunumuz var. O sorunu da Fatih'in şimdi ekrana getireceği videoda anlayabiliriz diye düşünüyorum. İzleyelim. Doğduk anadan babadan kork, okula gittik öğretmenden kork, ulan biraz büyülük mahalledeki kabadayıdan kork, ulan komutandan kork, polisten kork, ulan iş yerine gidersin amirden kork, müdürden kork, ulan yaşlanacağız öleceğiz Allah'tan kork. Nedir ulan bu korku? Kork kork. Ben de diyorum ki korkmazsan korkutamazlar. Yani ülkede marş var, milli marş, korkma diye başlıyor. Yani nasıl oluyorsa bilmiyorum, bir korku almış gidiyor ülkeyi. Tabii anlamak mümkün çünkü neden? Bagajı olanların sessizliğini daha kolay anlayabiliyorum ben tabii. Yani yoksa öbür türlü korkmazsan korkmazlar. Korkmaz deyince Sezgin Bayrak korkmaz meselesine girelim mi, ne dersin? Yoksa Bayraktar dosyasıyla ilgili söyleyeceğim başka bir şey var. Ya söylenebilir. Yani bu şimdi yani güçten düşme haliyle bir nasıl denir? Yani bir çözülme bekleniyor AKP'de. Çünkü şu siyasette en önemli noktalardan bir tanesidir. Yani gitme hissi ki Anadolu siyasetinde bunu çok net görürsünüz. Yani pek çok sağ muhafazakar seçmen kazanan partiye oy vermeyi bir şeyidir. Görev biçmiştir kendini ve güce bu konuda çok yatkındır. Eğer böyle AKP'nin gideceği toplumda algısı oluşuyorsa, siyaset de bunun ipuçlarını veriyor böyle olaylarla. Yeni arayışlar başlar ve kendini kurtarmak, bir de sona kalma durumu var, riskleri var. Bazıları konuşmaya başlıyor gerçekten. Şimdi bunu ilk Bülent Arınç da yaptı, Cemil Çiçek de yaptı. Yani eski bu aksaçlılar dediklerimiz bir orada hamle başlattılar. Şimdi devam da ediyor. Yani bu herhalde kıymetli de bir şey o anlamda. Ama tabii her zaman şu soru aklımızda olmalı. Yani zamanında niye konuşmadınız arkadaş? Yani ülke bu hale gelene kadar bu olaylar sizin gözlerinizin önünde yaşandı. Şimdi Cemil Çiçek de söylüyor, Bülent Arınç da söylüyor, şey yapıyor. O zaman ne yaptınız? Yani biriniz de dediniz mi ya arkadaş böyle de olmaz. Ben çıkıyorum, istifamı basıyorum gerekirse, bu işte toplumu çürütür, biz bunları yapıyoruz falan demediler. Şimdi Yüce Divan'a gitseydiler ne güzel olurdu. Ah böyle olsaydı ne iyi olurdu. Davutoğlu aslında şöyle demişti. Çünkü aslında artık masa yaşanıyor. Belki hani anketlerde böyle büyük bir oy değişimi yok. Gerçi AK Parti'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın görev onayı da tarihin en düşük rakamlarına inmiş gözüküyor. Ama o oy hala böyle bir sağda park etmiş vaziyette, kararsız, bağımsız seçmen muhalefet tarafına geçmiyor. Ben anlayabiliyorum çünkü ben Türkiye'de bütün siyasi partilerin kapatılması gerektiğini düşünenlerdenim zaten. Her zaman da bunu savundum. Yani her şeye yeniden başlamak lazım diye düşünüyorum. Onun için anlayabiliyorum o seçmen grubunu, o bağımsızlık duygusunu anlayabiliyorum ya da o şüpheyi anlayabiliyorum. Ama bir yandan da şu var mesela, tuhaf bir şekilde sessiz bir çoğunluk aslında ülkede ne olup ne bittiğini biraz daha iyi anlamaya başladı. Bak bir örnek vereyim. Mesela Ankara. Ankara'da 25 yıl başkenti aynı kişi yönetti. 25 yıl bak, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye iktidarından 5 sene daha fazla. Ankara halkı gitti gitti Melih Gökçek'e oy verdi, gitti gitti Melih Gökçek'e oy verdi. Yani nasıl oldu o iş? Hani benim için hala bir muammadır. Yani ben zaten bir gazeteci olarak bazı şeylerin siyasi sonuçları, sosyolojisini hala tam anlayamıyorum ama o da benim eksikliğim galiba. Ve bugün o kişi... Siyaset bilimi çaresiz Özlem. Siyaset bilimi çöktü Türkiye'de. Yani bir bilim kolu çöktü Türkiye'de. Yani anlayamadı siyaset bilimi. Herkes istifa etti, gitti filan yani. Üzülme diyorsun yani, sen anlamamışsın. Üzülme, yok. Evet. Peki, şimdi ama o aynı Melih Gökçek sokağa çıkamıyor mesela. Efsane başkan, efsane başkan. Yani bu aynı şey bazı AK Partililer için geçerli ve olacak galiba. Bu insanlarda bir iade itibar, yani mesela Erkan Mumcu çıktı konuştu hatırlarsan. Öyle olmamıştı da şöyle olmuştu. Şimdi Erdoğan Bayraktar çıkıp konuşuyor. Başkaları da konuşacaktır. Başkaları da konuşmak ihtiyacı hissedecektir. Ama yani ecnebilerin dediği şekliyle şöyle söyleyeyim. Too late. Too late. Biraz geç olmadı mı? Kesinlikle çok geç yani. Çok geç hem de yani.